Allah'ın yarattıklarına olan yüceliği. Soru, bazı insanlar der ki Allah göklerin üzerindedir. Bazı alimler de der ki Allah'ın belli bir yeri yoktur. Bu halde doğru olan nedir? Cevap, ehli sünnet Allah'ın yarattıklarına olan yüceliği zati bir yücelik olduğunu kararına varmıştır. Kitaba, sünnete, icma, akla ve sezgiye bakarak. Kitaba gelince Allah'ın mahlukatı üzerindeki üstünlüğüne dair işaretler çeşitlilik gösteriyordu. Bazen onun yüceliğini zikrederek, bazen onun üstünlüğünü zikrederek, bazen eşyanın inişini zikrederek, bazen de ona yükselişini zikrederek. Bazen de onun göklerde bulunmasını zikrederek. Yüceliğin örneği: Rabbinin o âla, o yüce adını tesbih et. Üstünlüğün örneği: O kulların üstünde kahhardır. Bir şeylerin vahiy edilmesi örneği, şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Bir şeylerin onun katına çıkması örneği, ona ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a emili sağlığı ulaştırır. Gökte olmasıyla ilgili örnek, gökte olanın sizi yere batırı vermeyeceğinden emin misiniz? Sünnetten örnek ise onlarca hadisi şeriften bildirdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmek için elleri göğe kaldırdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine Allah nerededir dedi, cariyenin hadisinde cariye gökte dedi. O da dedi ki ben kimim? Bunun üzerine cariye sen Allah'ın Resulüsün dedi. Resulullah cariyenin sahibine onu azad et çünkü o mümindir dedi. Bu, hür olmayan, kendi nefsine tabi olmayan, Rabbinin göklerde olduğunu ve Adem oğullarının Allah'ın göklerde olduğunu inkar etmelerinin delaletini bilen bir kadındır. Onlar diyorlar ki, Allah yukarıda, altta, sağda, solda değildir. Ayrıca diyorlar ki, Allah her yerdedir. İcmağa gelince, selefler Cenab-ı Hakk'ın gökte olduğu konusunda icma etmişlerdir. Ve onların sözlerini ''Al-ululil -al aliyyil gaffar'' adlı kitabında ''El-zehebi Allah ona rahmet etsin'' gibi alimler tarafından nakledilmiştir. Aklın alametine gelince yükseklik, yücelik alimlerin ittifakına göre bir kemal sıfatıdır. Ve eğer bu geçerli ise o zaman Allah'a ait olmalıdır. Çünkü her mutlak mükemmellik Allah'a mahsustur. İç güdünün alametine gelince o tartışılmaz ve kibirlenmez bir şeydir her insan Cenab-ı Hakk'ın gökte olduğuna dair bir içgüdüye sahiptir. Ve bunun delili de bir musibet ile karşılaşan herhangi bir insanın bir sebep için Cenab-ı Hakk'a yönelmesidir. Kalbi göğe döner, başka bir tarafa değildir. Garip olan şu ki Allah'ın yarattıklarından büyüklüğünü inkar edenler dua için ellerini ancak semaya kaldırırlar.